Sence 5-10 yıl sonra bir tarikat darbe yapar mı tekrar? Türkiye'de bu tehlike daima var. Daima var. Tarikatlar çok güçlü. Nakşibendilik, Nurculuk, Menzil, Süleymancılar. Yani pek çok tarikat var. Birbirleriyle kavga halinde olmaları güzel. Birbirlerini yıpratsınlar. Bu bizim açımızdan iyi bir şey. Birlik halinde olmalarındansa. Birbirlerinin şeyhlerini tanımamaları falan. Bize yarayan kavgalar bunlar. Ama yani Türkiye'de bir tarikat darbe yapar mı? Bu daima var. Tarikatlar daima yabancı ülkelerin, yabancı istihbarat kuruluşlarının da gözde kurumları olmuşlardır. Bir tarikate sızarak gayet insanları manipüle edebilirsin, insanları peşine takabilirsin. Yani tarikatların içindeki her insanın kötü, şeytan olduğunu iddia etmiyorum. Gerçekten samimiyetle inanan insanlar da var ama moruk, cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla doludur. Sadece iyi niyet yeterli değil. Aklı kullanmak da gerekiyor. Ben YouTube'dan kendimi kare kare görüyorum. Biraz fanları açayım. Fitne fücur cemreciler de var. Fitne fücur Cemre bir darbe yapabilse kendinde yapar amına koyayım. Performans modunu açınca direkt güzeldi. Benim var menzilci tanıdıklarım. Gayet düzgün insanlar. Ben asla üye olmam, o ayrı. Doğrudur. Doğrudur. Yani zaten tarikatın amacı sömürüdür. Kimi sömürürsün? İyi niyetli adamı sömürürsün. Çakal bir adamı sömüremez. Başka şekillerde kullanırsın çakal bir adamı ama sömürü iyi niyetin olduğu yerde olur zaten. Muhakkak iyi niyetli adamlar var ama onlar da kafayı kullanacak moruk yani. Menzilci biri düzgün olsa da saftır kullanılır elbette ya. İşte biz şeyi anlatamıyoruz yani Mevlana'nın, İmam Rabbani'nin zamanının FETÖ'leri, zamanının menzilleri olduğunu anlatamıyoruz. Bu adamlar da tarikat şeyhiydi. Ki ben tasavvufla ilgili sohbetlerimde de kitabımda da işin siyasi kısmına pek girmedim. İnançla ilgili kısmına, İslam'la nasıl ters olduğu konusuna değindim daha çok. Fakat Mikail Bayram, Profesör Mikail Bayram bu işin tarihini de çok iyi bilir. Sadece iyi bir ilahiyatçı değil, çok iyi bir tarihçidir. Ve Mikail Bayram'dan dinlerseniz Mevlana'yı, yani Mevlana'nın Moğollarla işbirliği yaptığı çok bariz ortada. Nerede Türk, Mevlana ona düşman. Ve Moğollar yakıp yıktığında tüm o coğrafyayı, Anadolu'yu bir tek Mevlevilere dokunmuyorlar. Bunlar çok önemli doneler. Cemre'den